Müslümanlar olarak 2023 itibariyle gerçekten çok önemli bir dönemeçteyiz. Bir diriliş, kendimizi fark etmek, dünyaya fark ettirmek böyle bir merhaledeyiz. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'in şu hükmünü mutlaka hatırlamak gerekiyor. Va'tasimu bihablillah cemia. Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferragu. Parçalanıp bölünmeyin. Bundan 10 yıl kadar evvel Viyana'ya gitmiştik. Bir tepeden, karşıda görülen tepeden şehre bakarken bu kiliseyi bize gösterdiler. Dediler ki 1534'te Viyana'da bu katedralde Çan Kulesi'nde çalışmak üzere bir memuriyet ihdas ediliyor. Yani bu birinci Viyana kuşatması, ikinci Viyana kuşatması bunlar bu gibi tehlikeler onlar açısından. Ve burada devamlı doğu tarafını gözetleyecek nöbetçiler konuluyor. Günde 3 var diye bunlar çalışacak. Buradaki nöbetçinin görevi Osmanlı akıncılarının yaklaştığını görüp çan çalarak Viyanalılara haber vermek. Çan çalmak tabiri de buradan geliyor zaten. Tehlike çanları. 422 yıl sonra 1956 yılına kadar bu görev devam ediyor. Ama bakıyorlar ki artık gelen giden yok. Dolayısıyla bu görevi kaldırmışlar, bitirmişler. Şu an öyle bir gözetleme yapmıyorlar. Burada onların Osmanlı'dan korkusu, ecdadımızdan korkusu çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Tabi illa hani büyük devlet olmak için savaşmak gerekmiyor. Ama büyük devlet olmak için Kur'an-ı Kerim'in bize bildirmiş olduğu اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Onlar için gücünüzün yettiğince kuvvet hazırlayın. Bunu yapmamız gerekiyor. Hani derler ya yiğitlik vuruştan ziyade duruş ve Müslümanların da güçlü olmaları, kuvvetli olmaları gerekmekte. Batı dünyasında İslamofobi denilen yani İslam'dan korkmak böyle bir durum var. Onları bu korkularından emin kılmak lazım. Yani tarihimize bakıldığında gerçekten de mesela Kudüs'te bir yanda cami vardır, yanında kilise vardır, yanında havra vardır. Yani semavi dinlerin mensupları beraber yaşayabilmiş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde oradaki insanların dinlerine karışmamış. Fethi sembol olarak Ayasofya'yı cami yapmış ama diğer kiliseler onlar devam etmiş. Dolayısıyla İslam'dan korkuyu bitirecek şekilde de gayrimüslimlere bunun teminatını vermek, korkulmaması gerektiğini bildirmek gerekiyor. Bizler Müslümanlar olarak geleceğe daima ümitle bakmakla görevliyiz. Allahu Teala şöyle bildiriyor. Gevşemeyin ve üzülmeyin. فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Tabiri caizse Allahu Teala sırtımızı sıvazlıyor ve imanımız gerçekten imansa en üstün bizlerin olacağının teminatını veriyor. Evet, zaman zaman mağlubiyet günleri de olabilir. Bütün devletlerde, bütün medeniyetlerde bu görülebilen bir durumdur. Galibiyet, mağlubiyet günleriyle alakalı Allahu Teala Uhud Harbi'ni değerlendiren bir ayette şöyle bildiriyor. İşte bu günleri insanlar arasında döndürürüz. وَتِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Yani Müslümanlar bir yıl evvel Bedir'de galip gelmiştir ama bir yıl sonra Uhud'da mağlup olmuştur. Bu yolda mağlubiyet de var. Bu bir nevi tahterevalli gibi. Biri yukarıda, diğeri aşağıda. Tarihe bakıldığında bunun çok örneklerini görmek mümkün. Dolayısıyla diyelim Batı son zamanlarda, son 300 yılda evet yukarıda idi. Ama şu an aşağıya iniyor. Bunu görmek gerekir. Kimileri tarih okur, kimileri de Fatih Sultan Mehmet örneğinde olduğu gibi
tarih yazar. Yeni bir diriliş ve şahlanış arefesinde olduğumuz şu zaman dilimi, destansı bir tarih yazmak zamanıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın nurunu tamamlayacaktır diyor. Ahir zamanda muhteşem bir dönemin yaşanacağı hadislerden anlaşılıyor. Dolayısıyla buna layık olmaya çalışmak ve bize düşeni yapmak bir görev. Necip Fazıl şiirleriyle milletimizin uyanışında, dirilişinde büyük payı olan bir şahsiyet ve bir kısım cümleleri dillerimizi süslemektedir. Ümit verici ifadeleri vardır. Mesela diyor ki, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Cemil Meriç gerçekten çok kıymetli değerlendirmeleri olan bir zat. Ve bu konuda da şu ifadesi kayda değer. Kurtuluş başkasından beklenmez. Ya öleceğiz ya olacağız. Yani başkasından böyle merhamet dilenmek, yardım dilenmek bu bize yakışmaz. Kendi kaynaklarımızla ayağa kalkmasını bileceğiz. Tecrübemiz de var. Tarihte bunu çokça yapmışız. İşte ya öleceğiz ya olacağız. Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette bu mana bize anlatılıyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Allah ise nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoşlanmasalar da. Yani mesela sabaha yakın ortalık zifiri karanlık ama güneş doğacak. Bunun önüne geçilemez. İşte Allah'ın dini İslam bir güneş misali tabiri caizse ahir zamanda bütün dünyayı aydınlatacağı rivayetlerden anlaşılıyor. Peki engeller yok mu? Engeller çok. Ama engeller takılmak için değil, aşılmak içindir. Ve engelleri aşağı aşağı ilerleyebilmenin apayrı bir zevki vardır. Din bize her türlü fitnenin kökünü kazımak, Allah'ın dinini her tarafa duyurmak gibi çok yüksek hedefler göstermiştir. Mesela Amerika kendi önüne bir takım hedefler koymuş. Büyük Orta Doğu Projesi, BOP veya Yeni Dünya Düzeni gibi küresel çapta kendine göre hedefleri var. Müslümanların bunlardan çok daha büyük hedeflerinin olması gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim bize bunu bildiriyor. Her türlü fitnenin kökünü kazımak, Allah'ın dinini her tarafa duyurmak. Ve bu din her tarafa gitmeli, bu din dünyanın her tarafında yaşanmalı. Bir Müslüman kendi evini tanzimden sorumlu olduğu gibi, büyükçe bir ev durumunda olan dünyayı tanzimden de sorumludur. Tarih olmamız için dışta düşmanların ve içte hainlerin amansızca çalıştığı bir hengamede bize düşen görev hem tarih okumak hem de tarih yazmaktır. Ben medeniyetle alakalı bir kitap yazmıştım. Zaten bu seri bir nevi onun seslendirilmesi, anlatılması tarzında oldu. Ve kitabı bitirirken şu cümleyle bitirdim. Bu programı da o cümleyle sonlandırmak istiyorum. Şanlı bir tarihin var, lekesiz ve beyaz. Daha fazla gecikme, onu yeniden yaz.